Sport Soccer Champs'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 34 yaş üstü rebuild yapıyoruz. En değerli, en güçlü 34 yaş üstündeki bütün oyuncuları topladık bir takıma ve Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız. Bir sezonluk bir rebuild bizleri bekliyor arkadaşlar. Takımımız bu şekilde. Huzur evi rebuild gibi düşünebilirsiniz. Kalede tabii bir Noyer var. Şimdi gözüme çarptı. Neuer, Albiol, Silva, Ramos, Chiellini, Busquets, Modric, Mertens, Messi, Ronaldo, Lewandowski. Abi yedekler de efsane duruyor. Herkes 34 yaş üstü arkadaşlar. Ee, tabii ki bu takımın kaptanı normalde Buffon ama kombinin kaptanı Cristiano Ronaldo olacak. En yaşlı olarak ve en güçlü olarak. Ee, onun dışında burada göstermem gereken bir şey var. Antrenmanın full kırmızı. İnanılmaz. Bir sonraki sezon neler olacağını çok merak ediyorum. Kaç oyuncu bırakacak? Yerine kimler gelecek? Genç Akademi diye mi? Genç Akademi diye fullledim. O zaman video bizleri bekliyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi bekliyorum. Bunun genç versiyonu da gelecektir arkadaşlar. Fazlası uzatmadan Rebel'imize başlayalım. Yorumu genç versiyonunu yapan vardı. Genç yaşlı versiyonuna örnek yapan yoktu yorumlarda. Arsenal ile açmamız da ilginç oldu. Bu takım Premier Ligi kazanabilir mi? Yani hayır diyemeyeceğim ama kolay olmayacak. Yaşlı olduğu için biraz zayıf kalıyor. Ama overall bakımından çok yüksek yalnız. Yani overall bakımından 86'dan 87 ortalama bir takım gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırır ama bu tecrübeli? Ben bu takımın Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabileceğini düşünüyorum. E Premier Lig birazcık zorlayacak bizi çünkü savunma hattı gerçekten çok zayıf. Baksana savunma hattı 84. Bir emeğelik için yetersiz. Yaşlı olduğumuz için de yavaşız. Ama City'ye 4 atıyoruz abi. Biz hangi takımlarla nelerle City'ye kaybettik ama yaşlılar hiç acımadı. Herhalde olsun. Sakatlıklarda da herhangi yapabileceğimiz bir şey yok. Sakatlıkta bol bol olabilir belki. Yaşlı oyuncularda sakatlık riski çoktur. Normalde Tottenham'ı yerine koymak istemiyorum. Tottenham güçlü bir takım ama şampiyonlar liginde alabileceğim İngiltere kontenjanından en düşük takım Tottenham. Yani Chelsea Chelsea'yi koysam Chelsea daha iyi bence oyunda. O yüzden ben de Tottenham'ı yerine koyayım arkadaşlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde de takımımızı test edelim. Hem de Premier Ligi'de koyduk. Başka takımı koyup da o takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne ekleyebilsek çok güzel olur FIFA'daki gibi. O burada maalesef olmadığı için abi yaşlılar şov yapıyor. 8-1 Wolverhampton yeniyoruz. Süper başladık. Lewandowski sakatlandı. Benzam'a girsin. Biz kaptan dedi. Kaptan kaldı ya. Kaptan Noyer olmuş. Abi Ronaldo'yu verir misin kaptanı? Ronaldo'ya ver baba ya. Penaltılarda Messi'ye ver ya sen penaltı. Penaltılar Ronaldo'ya ver. Penaltı penaltı. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ver Ronaldo'yu. Ronaldo buradaymış ki arkadaşlar. Şey i̇şte işte Messi'nin tamamdır. Onları da ayarladık. Devam edebiliriz. Liverpool'u yenebilir mi bu takım? Abi çok iyi başladı ya. Ooo wow, Messi Benzema. Sesim ufak kalın geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ufak bir rahatsızlığım var. Ama yine de sizlere video sus bırakmak istemiyorum sizlere Her gün en az bir video kendime söz verdim. Çok iyi ilerliyoruz. Gerçekten destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. FA Cup'ta West Bromwich Albion'da basmanındayız. 2-3-0 Ronaldo Ronaldo Jesus. Bir arada bizim stoperimiz geri dönmüştü ya Ramos gel bakalım. Az Naoz gol attı ama neyse. Ramos oynasın ya. Ramos da tecrübesi. Son Paris'e gittikten sonra düşüş yaşadı ya. Çöktü Paris'te. Hakikaten Real Madrid çok başkaydı. Yalnız aklıma Pepe geldi benim ama neyse. Pepe oynayabilecek seviyede de zaten. Alsak da yedekte saklayacak. O yüzden problem yok. Kielini Busquets, kez Benzema Kielini iki tane attı. Lewandowski 5-0 Brentford'da iniyoruz. Vay vay vay. Unuttuğum isimler varsa kusura bakmayın. Sizce bu takımda şampiyonlar ligini kaldırabilir miyiz? 5-1. Aston Villa'yı da yeniyoruz. Ben dedim Premier Lig için çok iddialı bir takımız. Ama kesin bir konuşamayacağım ama şampiyonlar ligini kaldırabileceğimiz eminim. Büyük ihtimalle ikinci, ilk büyük ihtimalle de ikinci kuradan ek, ek, katılacağız. Şöyle güzel bir grup gelirse güzel olur. Oo, o Real hiç acımadı. Oyun biraz acısaydın keşke. Dortmund'u bazen 2'den atıyor bazen 3'ten atıyor. Bak baksana Mesela 3'ten Lavis 2 attı. Neyse sıkıntı yok. Bir de Trabzon ya da Fenerbahçe var mı? Ludo Gores. Trabzon bir sonraki gruba gitti. Fenerbahçe yok. İyi güzel. Oo Messi sakatlandı. Abi Zlatan gelsin ya abi. Ben Zlatan'ı çok seviyorum. Messi yeni Zlatan'la oynayacağım. Yaşlanmış ya Adam hala Milan'a çıktı oynamaya başladı ya. İnanılmaz adam sakatlanıyor. Geri dönüyor. Ulan bıraksana sen 40 41 yaşında şu anda. Kaç aylık sakatlıktan girdiğini bir kombire gelmiyor. İlk kombide oynayabilecek seviyede olmayabilir belki ama hala mücadele o seviyede mücadele etmesi bile takdire şayan. Ben açıkçası Messi ve Ronaldo'nun o yaşta Ronaldo zaten bitti. Messi'nin o yaşta oraya kadar durabileceğini sanmıyorum. Avrupa'da kalmaz Messi. Ben tahminim bir sezon daha büyük bir ihtimalle geçir. Arkasından MLS e veya kendi ülkesine doğru gidebilir. Real'e 3 attık bu arada. RL'e korktuk ama. Ya konuşurken arada RL3'ü sıkıştırdık arkadaşlar. <laughs> Elimde deplasmanda bu arada. Ama sonra da git sen James Park'ta Newcastle'a kaybet. Helal olsun takıma bak. be. Takım yanarlı dönerli. Şöyle biraz pompalayalım takımı böyle birazcık enerji gelsin takıma. Hadi bakalım. Bastık enerji Sheffield'da fark yaratın. bir Helal olsun. Helal olsun fark yarattınız. 3-0. Güzel bir. Kariyer yapmayı düştüğüm arkadaşlar. Bu arada bunu da duyurmuş olayım şuradan. E, izleyenleriniz şu anda zaten yorumladığı yorumlarda fikirlerini belirtirse. Şimdi kariyer yaparsam bu tarz rebüt içerikleri bayağı bir azalacak. Hatta belli bir yerden sonra gelmemeye başlayacak. Çünkü kariyerimi sonlandırana kadar herhangi bir rebüt çekemeyeceğim. Öyle bir sıkıntımız var. Çünkü oyuna her geri çık yaptığımda oyun mavi ekran hatası verdiği için giremiyorum daha doğrusu. Oyuna bir kere çıktıktan sonra. Tabi bu hileli versiyonda. Hileli olmayan APK versiyonunda normal versiyonda sıkıntı yok. Onda 6. lig takımını seçmeyi düşünüyorum. A Hunger for Town. E, gerekeni izleyenleriniz vardır aranızda. Belki görmediyse gerekenin Hunger for Town Efsane bir kariyeri var arkadaşlar. Aynısını ben de yapmak isterim burada. 6. Lig'den Premier Lig'e kadar artık kariyerimiz 20 yıllık bir kariyer olabilir büyük bir ihtimalle. Oh sesim gitti bir an. 20 yıllık bir kariyer olabilir. Gerçekten merak ediyorum. Bir Hangi Ford Town kariyeri düşünüyorum ama varsa başka önerileriniz yorumları yazarsanız sevinirim. İngiltere'nin 6. Lig'inden hiçlikten yokluktan zirveye nasıl ama güzel bir işte güzel kariyer olur ama bu tarz rebütleri çekmek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden kariyer şu anda atamıyorum. Kariyer isteyenleriniz var. İyi takımda kariyer zaten atamam şu anda. Mümkün yok. Ya mavi ekran hatasını çözmem gerekiyor. Umarım yeni gelen güncellemeyle belki çözülür. Tek ümidim o. Orada da olmazsa Revit'lerle bir süre daha devam ederiz. Duruma göre isterseniz kariyeri yaparız arkadaşlar. E, bu arada takım mükemmel gidiyor. Şöyle bir full'umu yendikten sonra durumlar nedir bakalım. Ben bakmıyorum çünkü konuştuğum için. Dikkat dağılıyor. 1-0 yeni dike Mitrovic'e E devre gelmişiz. Arsenal birinci namalü. Vay be gerçek hayattaki gibi. Gol kralı Jesus 24 gol ile arkadan Benzema Messi Ronaldo geliyor. 3 oyuncumuz var. Asist kralı Odegaard. Bizde hiç kimse yok. Vay be. Genel bir takım istatistiklerine bakalım. Bu arada kim gelmiş? Olduğum gelmiş. Vay vay. Karim Benzema şu an takımımızı taşıyor diyebilir miyiz? Yani Messi ile beraber ikisi güzel gidiyor. Ronaldo da gayet güzel. Ön üçlü gayet güzel. Benzema ki yedek olması lazım. Benzema o kadar gol nasıl attın abi sen? Ya Benzema oynuyordu. E ee, Benzema oynuyor zaten. Tamam ya. Problem yok. Olduma karşı deplasmanda. Sheffield'a 3 attık. Olduma da 3 atmayın. Gözünü seveyim ya. Of. İşte bu kadar. İlk yarı bir, ikinci yarı 7 tane attık. Ben zaman nasıl atar? Atlar işte adam. Adam başta sekiz tane gol attı tek başına. Tabii sekiz tane atmadı arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Kendi sonumuzda da yeniyor muyuz? İçeride dışarıda yendik Real Madrid. Helal olsun be. Ama Real Madrid'den korktum ben. Dedim ki Real Madrid'in grubunu atmazsın. Yine acı dedim ama <laughs> biz acımadık Real'e. Arsenal normal az önce? Ben öyle bir şey mi duymuştum Arkadaşlar Öyle bir şey yokmuş kusura bakmayın. Kim söylediyse yalan söylüyor arkadaşlar. Arsenal 7 tane yedi az önce biliyor musunuz? <laughs> Oy Arsenal 7 attık şaka gibi ya. Abi Chelsea'de 6 atıyoruz. Bu takımın bu kadar galibiyet alması normal mi ya? Eğit be. Yaşlı kurtlar. Yaşlı kurtlar revoldu. bakmayın. Evet, Ludo deplasmanı Bulgaristan'dayız. 1-0 olsun bizim olsun. Lionel Messi adamsın. Gol kararlar mı şampiyonlar yine hemen bakalım. 7 golle Benzema var. Kerikey'in de Ajax'da satmış, satılmış. Orada 9 gol. Burada da herhangi bir şey yok. Şu anda herkes 4 yalnız. İlginç. 6'da 6 yapıyoruz bu grupta. Vay be. City'de alt atmak yürek ister ama 3 tane salladı Benzema. Barla Benzema yok ediyor şu anda. Benzema ile diğer oyuncuları eşitledik ama Benzema bir vitesi arttırdı devre arasından sonra. Yine attı Chelsea'ye karşı. Sergio attı. Guri 2-2 ama yine de turduyduğumuz ilk maçı 7 tane attık Chelsea arkadaşlar. Pardon 6 tane. da karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. Vitality Stadium. İkinci sezonuna geçeceğiz arkadaşlar. Ayrılmayın videodan. İkinci sezonda bakalım takımın hepsi boşalt boşalacak mı bakalım. Onu merak ediyorum. Bütün takım emekli olduğunu düşünseniz de o iyi. Oyunda altyapıdan çıkabilecek en iyi oyunculardan bir tanesini şu an getirebiliriz. Çünkü oyunu bırakacak birçok futbolcumuz olacaktır. Yani takımda 20-21 kişi mi ne var? yani kötü yarısının bırakmasını bekliyorum. Ya da bir 8 kişi bekliyorum arkadaşlar. 8 kişinin futbol bırakmasını istiyorum. Abi 41 yaşındaki zaten bana onların bırakmaması normal değil. Abi Benzema hayırdır koçum? Yapıştır hiç acımıyor. Ronaldo Messi hiç şans vermedi arkadaşlar. Messi oynuyor mu? Diyeceksin Oynuyor oynuyor. Benzema iki tane daha sapladı. Lideriz de ben Messi oynuyorum merak ettim. Oynuyorlar ya. Vay be. Penaltılarda ben... neyse ya. Atsın Benzema ya. Sıkıntı yok. Haaland, Haaland yaşlı kurtlara, tecrübelere durun diyor. Yeni yetenek, yeni gelecek benim diyor. Haaland hetri yapıştırdı arkadaşlar. Helal olsun. Buraya Jesus Ramos'u buraya çekelim. Takıma bir kan pompalayalım. Devam edebiliriz. O no yer kalmış. o no yer hemen şuraya alalım. Ben de diyorum ki niye City'ye kaybettik abi? Tamam problem yok. Aston Villa deplasmanında bam beraber karşılaşacağım de kupaymış neyse kupa da arkadaşlar. Bu bölümde en getirdiği kupalar önemlidir. En önemli olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Benim Lig de önemli ama benim ama sağlam amacım bu videoda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Rebuild'lerde daha çok Şampiyonlar Ligi'ne önem veriyorum. Napoli gelmiş ilk 16'da güzel. Son 16'da İlk 16 ne lan? <laughs> Onu da ben uydurdum var ya. 5-2 Napoli yeniyoruz. Başka öyle sürpriz bir eşleşme, sürpriz bir skor göremedim. Tamam, devam edebiliriz. Leicester City kendi sahamızda ilk maç yedim atmıştık. Bu maçta alt atıyoruz. Benzema, Benzema abi 50 golü geçecektir bu ihtimalle Premier Lig'de. Benzema, Ronaldo, Messi, Busquets, Ronaldo, Benzema, 6-1 Napoli. Uf. Sürpriz bir skor. Yok, devam edebiliriz. Bozkest'e katlandı. Tamam problem yok. Onun yerine Marek Hamşik oyuna girsin. Kim gelmiş? Inter gelmiş. Şerek finalde güzel. İtalyanlardan devam ediyoruz. Juventus var mıydı? <laughs> Umut Bozok Aston Villa'da. Vay be. Benzema da bir hitlik de Aston Villa yapıyor. Siz bizi kupada mı edersiniz? Helal. Yereyin gidin işinize. Hadi ligde gel ligde. İyiyorsa ligde yem Benzema ligde farklı. Avrupa'da farklı. Kupada çok daha farklı. <laughs> hasta Villa delendi evet. Güzel. Şort attım ne basmanı? Şort attım mı? sotamtım mı? Soto. 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 Ay hiç. Şort attım. Fenerbahçe'de West Brom'la oynuyor. West Ham'la bağlı olsun. West Ham yenmemiş. Yenseydi daha farklı şeyler yapabilirdik West Ham'a. O yüzden West Ham'a acıyoruz ki iki tane yeterli. Berabere kalmışsın Fenerbahçe'yle. Yenseydin Fenerbahçe'yi ye, var ya darma ederdim seni buraya. Neyse. Alba dönmüş ama Jesus'un havasının açık biraz hızı var. O yönden kanat bek gibi düşünebiliriz. Messi, Martinez 1-1. Ceko. Ceko dedi ki sen benim kadroyu nasıl almazsın hocam dedi. Attı adam bize. Ceko da vardı almadım arkadaşlar. Eğer 34 yaş 35 yaş üstünü alamam zaten. Daha çok bilindik isimleri aldım. unuttum bir tek tük isim kalmıştı mesela. Kiyeli'nin yanına Bonucci eksik. Ya da Bonucci'yi mi aldık? Birisini aldık ama. Kelini almışız bunu hiç eksik olur o kadar. Loi Inter bize mi? Oo Zlatan Reis dur dedi. Milano'yu Milano'yu tekrar hatırlattı Inter'e. Inter, e. Inter e zaten yakın tanır. Zlatan Reis. Adamsın oğlum. Takımımızın en yaşlı adamı. En yaşlı adamı gitti. 112'de gol attı. Hatta Zlatan 90 dakika mı oynuyor oğlum? 42'de de gol attı. Ben mi yanlış görüyorum az önce? Yarı finalde Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'de şampiyonluğa oynuyoruz şu anda. Belki de garantilemedik ama fark açmış mıyız? Yok abi garantilemişiz ya. Premier Lig'de şampiyon oluruz hem de 3 hafta kala. 127 gol attı abi bu takım ya. 35. o Fenerbahçe yarı finalde ve 2-0 kazandı. Raket iç Mertens'i geri alalım. Busquets'in yerine Hamşik'i getirelim. Raul Albiol buraya gelsin. Hücumcuyuz. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico gelmiş yarı finalde. Çok güzel. Çok güzel. Yarı final için Atletico'yu okuyayım arkadaşlar. Kalede Oblak var ama yeterli olmayabilir. Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, o Moldeş olmadı be. Son maç öncesi. oraya bir Joao Moutinho'yu koyayım mı? Joao Moutinho'yu çok yavaş bir şey. Diğerle de çok hızlı değil ki. Bak şöyle yapacağız arkadaşlar. Messi buraya. Abi Zlatan oynayacağım. Lewandowski dursun orada. Azazıl adam bize Şampiyonlar Ligi'nde turu verdi, tur getirdi. Ronaldo 1 1-0 olsun bizim olsun dediğim gibi Atletico'nun defansı zor. Ama kendi sahamızda çözeriz bu işi. Fenerbahçe'de finalde konferans liginde. Oo, Benzema 4 gol Everton atıyor. Şampiyonlar Ligi öncesinde Premier Lig'de 100 puanı geçtik arkadaşlar. Atletico'ya burada 3 bağlar mıyız 3'ü? <laughs> vay 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 2-2 ama Kielino Ronaldo 2-2 beraber kalıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. City rakibimiz. Of, zor yerse kazandı ama Loris de idare eder arkadaşlar. Fulham ligin son maçı bakalım. Benzema ligde kaç gol attı çok merak ediyorum. Benzema o Premier Lig'i de yok etti mi? Ballon d'Or kim alacak acaba? Mbappe mi alacak acaba bizim yaşlı adam? Abi 50 gol dedim mi dedim. 58 gol Benzema. 42'de Josu, Jesus da iyi yapmış bu arada. Halat, at Traş getire. Evet. Asist. Odegaard. evet. Odegaard'ı bu oyunu Bu ligde en iyi asist yapan Odegaard. İkinci de Bruno Fernandes'tir. Ama Messi Bruno Fernandes'i geçmiş. 23-21'de Ronaldo. Vay be. Kupa. FA Cup Liverpool'un Konferans Ligi lan biller el oldu ya. Arsenal buraya kazandı. Son maç öncesi belki de son maçımız daha doğrusu City yenersek Kulüpler Dünya Kupası var ama Benzema abi ben 35 yaşında değilim dedi. 85 gol 17 siz Tom 102 gole katkı. Messi 61, Ronaldo 64. Vay be. Bana Messi e daha gibi geldi ama Busquets 33 gole katkı gayet güzel. Modric biraz zayıf kalmış. Biraz da bayağı zayıf kalmış ama ön hat güzelmiş. Lewandowski ve İbrahim Boş de aldığı sürede gayet güzel işler yapmış arkadaşlar. Evet Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak videomuzun sonuna bakalım. Güzel bir şekilde bitirebilir miyiz? Hadi oğlum. Kavane getirmişler. Kavane'yi düşmüştüm. Ben 1 bir ve U Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz. 34 yaş üstü bülte. Huzur evi oyuncularımız. İnanılmaz işi başardılar. Premier Ligi aldılar ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda aldılar. Gol kralı burada da benzem oluyor. Asist kralı Cristiano yarışıyor da burada da Musia da şov yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde getirdi 34 yaş üstü futbolcularımız selam olsun. Ayak alkışlanacak performans. <gülüyor> <gülüyor> Bütün hani burayı rahat alacağız. Zobi zaten attı 5 tane şey 4 tane yoksa benzem ama göremedim. Messi çok önemli değil. Ben zaman Zlatan, Mertens, Kielini 5-0 kulüpler dünya kupasını da kazanıyoruz. 34 yaş üstü. Bütün her şeyi yaptı. Bütün misyonu tamamladı. Be, Senegal 8'ten attı bu arada arkadaşlar. Kim attı görmedim o. Evet videomuzun yavaş yavaş sonuna gidiyoruz ama asıl en merak edilen konu kaç oyuncu bırakacak yani bütün takım bırakırsa çok çok değişik şeyler olabilir şu anda. Ko amacımıza, konseptimizin amacına ulaştık, Rebuild'imizin. Şampiyonlar Ligi'nde kazandık, Premier Ligi'de kazandık, e üstüne kulüplerle Dünya Kupası'nda kazandık. Bir de Ballon d'Or, De gitti, neyse. 92 benze bu toplamda, vay vay vay. Evet. Şimdi bakalım kaç oyuncu emekli olacak, Geline, yerine gelen oyunculardan kaç kişi, <laughs> kaç renklikli oyuncu olacak. Bunları keserim ben arkadaşlar. Evet 45'lik bu fon bir. Emekli Joaquin 2, Zlatan 41-3, Fonte 4, a 4 kişi geri kalanlar emekli olmadı. 81, 82, 76, 76, aaa kb. Daha iyi oyuncular bekliyordum açıkçası yalan yok. Potansiyel olarak gayet güzeller. 85, 89, 96, 95. Leo Martinez. Vay vay vay. Leo Martinez ve Samagu. Ya bıraksana sen Ronaldo 38 yaşındasın. Ki elini 38'in 78 reddingi var. Hamsik. Aynı şekilde. Ya bırak ya bırak. Şöyle birkaç kişi de bıraksaydı keşke. Neyse. Beklediğim etki olmadı arkadaşlar. Ama olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tekrar hatırlatmak isterim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kopayda kaybettik.